En uzun yüzyıl vasfını alması 20. yüzyılın en büyük önemli insani gelişmelerin bu dönemde gerçekleşmesi, sosyolojik değişimlerin bu dönemde yaşanması, savaşlar, göçler, felaketler, direnişler, devrimler, bağımsızlık savaşları, bağımsızlık mücadeleleri, sosyolojik travmatik haller, yeni jenerasyonlar, daha önce karşılaşmamış hususlar, despotik devletlerin yaygınlaşmaları, nazizmin, otoriterizmin veya faşizmin yaygınlaşması ya da faşizm örneklerinin ortaya çıkması, insanlık tarihinde çok önceden görülmemiş ve bunun uzunca süre devam etmesi, büyük buhranlar yaşanması. Mesela buhranlardan bir tanesi şu anda da yaşanıyor. Bir pandemi yaşanıyor. Neredeyse 100 yıl önce Amerika'da büyük buhran görüldüğü zaman bunun ortaya çıkarmış olduğu etkilere benzer etkiler, daha kötü şeyler, etkiler ortaya çıktı diyebilirim. Charlie Chaplin'in uzun Modern Zamanlar filminde anlatıldığı gibi dönemi anlatan işte Great Dictator vardı, büyük diktatör, nazizmi anlatıyor, Hitler'i anlatıyor. Burada anlatıldığı gibi çok dünyayı trajik bir tablo bekliyor. Günümüzde 10 kişiden 4'ünün mesela devletten gıda yardımı almaya başladığı, devletin bunlara gıda yardımı dağıttığına dair bugün haber okudum örneğin. Amerika'da bu ciddi bir işini kaybedenlere, yani 10 kişiden 4 kişiye işini kaybetmenin, felaket halinin 21. yüzyıla yansımış halini ifade ediyor. Sosyolojik bir travma diyebilirim buna. Diyebiliriz. Şimdi 21. yüzyıl uygarlığı dediğimiz dönem insan tarihinin en uzun yüzyılı ama karmaşıktır. Birbiri içine geçmiş ilişkiler ağ vardır burada. Ve eskiden olduğu gibi bunlar imparatorluklar çağıyla yeni imparatorluklar farklılaşmıştır. Şirketler her yerde üretim üsleri olan imparatorlar haline gelmiştir. Ve artık ayrı bir dünya gibi bir dünyanın bir kısmını işte Aztekler, Mayalar gibi incelememiz mümkün değildir. Aztekler yani herhangi bir ulustan bahsettiğimiz zaman dünya sistemi içerisinden farklı olarak bu ulusun sosyolojik özelliklerini, ekonomik ve politik özelliklerini anlamlandırmamız mümkün görünmüyor. Yani dünyadaki cari düşünce akımların uzantılarını buralarda görüyoruz. Ve hegemon devletlerle ilişkilerin bu ilişkilerden kaçamayacaklarını görüyoruz. Minicik izole olmuş devletler olsalar bile. Yani mesela küresel terör. Dünyanın öbür ucunda hiç pandemi tecrübesi yok. Dün bir tane hasta varmış mesela Yeni Zelanda'da. Bu Yeni Zelanda kendini izole etmiş bir ada devleti. Adadan oluşan bir devlet, adalardan oluşan bir devlet. Ama küresel teröre maruz kalabiliyor. İşte 51 tane Müslümanın camide şehit edildiği geçen seneki olay yaşandı. Yine anma töreni oldu. Başbakan özür diledi. İstihbarat zaafı olduğunu bugün yine belirtti. Yani küresel sistem ve biz de bu haberi burada okuduk. Önceden böyle bir iletişimi, böyle bir etkileşimi oradaki bir toplumun, işte Müslüman bir toplumun başına gelen trajik bir olayı bilemezdik, göremezdik, duyamazdık. Ve hastalıklardan korunmuş olsa bile bu toplum küresel terörizmin bir uzantısı olabilecek veya İslamofobya, İslam düşmanlığının bir türünü yaşayabilecek dramatik bir olayı gerçekleştirmeyecekti. Yani eskiden savaşlarla insanlar ölürdü. Şimdi eline bir makinalı tüfek geçiren kişi bir mescidi tarayarak felakete imza atıyor. Bu karmaşıklıktan kastettiğim şey bu. Böyle bir ilişkiler önceki dönemlerde olmayacak şekilde. Ve sanayi devrimi yani 1802'deki buhar gücün kullanılmasından sonraki yüzyılda insanlık büyük ölçüde değişti ve
en çok değişim zaman olgusunda, mekan olgusunda gerçekleşti. Doğa, tabiat, çevre, bilim, bunları algılama, biçimlendirme, yorumlama farklılığı ortaya çıktı. Başka yeni toplumsal sınıflar belirdi, yeni çatışma alanları belirdi ve yeni uzlaşmalar. Eskiden Ruslarla yaka paça bir yüzyılda 10 defa kapışmışızdır. Belki on binlerce zayiat vermişizdir. İşte savaşlarda ölen insanlar vardır ama 20. yüzyılda soğuk savaş döneminde ayrı kamplarda bulunmuşuzdur. Ama şu anda kanka pozisyonumuz işte yeni uzlaşmaların böyle girift bir ilişki ağının yansıttığını gösteriyor. Bu kısa süre içerisinde değişebilecek bir durum. Yani yaşam ritmi çok farklı bir yüzyıl. O yüzden en uzun yüzyıl diyebiliriz buna. Belki de kıyamete en yakın yüzyıl bu anlamda. Şimdi burada başka bir bakış açısı tarihle ilgili. İnsanlar kendilerini doğanın parçası olarak değil, doğanın hakimi gibi görerek zaman kavrayışını kökünden değiştiriyor. Ve doğanın döngüsel kendini tekrarlayan, değişmez ritminden türeyen düşünme biçimleri yerini değişime ve değiştirmeye uygun bir düşünüş biçimine bırakıyor. Buradan anlayacağımız şey sosyal mühendislik. Sosyal mühendislik bu algının, zaman algısının bir sonucu. Sadece mekanik değil, toplumsal yığınların da bir etkileşime maruz kaldığı durumlar. Yani bahar, Arap baharını düşünün. Buradaki karşılıklı etkileşim ülkelerde ard arda domino taşı etkisi yapacak şekilde devrimlerin geldiğini düşünün. Sosyalist devrimlerin 1930'larda işte bu kapitalizmin meydana getirmiş olduğu veya kapitalizmin içine düştüğü küresel kriz, büyük buhran çağlarında yavaş yavaş Doğu Avrupa sosyalizminin, Doğu Avrupa devrimlerinin ortaya çıktığını düşünün. Bu tablonun, sosyal mühendislik etkileşim tablosunun doğması ya da gerçekleşmesi hiç de sıradan görünmüyor demektir. 20. yüzyıla doğru giderken, yuvarlanırken, 19'dan 20'ye doğru giderken dünya düzeni İngiltere'nin üstünlüğü, ekonomik ve ticari üstünlüğüne dayalı olarak şekilleniyor idi. Ama yüzyıl sonlarına doğru burada başka güçler devreye girdi. Mesela Almanya sanayileşmeyi tamamladı. ABD bir güç olarak İngiltere'nin hakimiyetine Amerika'dan eski İngiltere sömürgesi olarak Amerika'nın İngiltere'ye karşı meydan okuyacak bir düzeye geldiğini, devasa topraklar, geniş nüfus falan derken dedeyi aşan, dedeyi aynı Anglo-Sakson kültüre sahip olmalarına rağmen dedeyi aşan, dedenin bakış açısını, algısını, zenginliğini, gücünü, kudretini aşan ölçüde bir torun ortaya çıktı diyebiliriz. Torunun dediği yani boyunuzun kulağı aşması durumu. İngiliz ve Amerikan ama birbirinin devamı olarak düşünebiliriz bunları. Aynı kültür, ortak kültürün yansımaları. Haritaya bakın zaten yan yana. Aynı enlemlerde bulunması da biraz bunu çağrıştırıyor bize. Ve ekonomik askeri güç olarak ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nda da dışarıdan müdahale, İkinci Dünya Savaşı'nda son anda yaptığı müdahale derken 20. yüzyılın kaderini belirleyen ülke haline geliverdi birden ABD. Şimdi milliyetçilik 19. yüzyılın en önemli değişim dalgası. Avrupa'da, Batı dünyasında ve Batı dışı dünyada büyük ölçüde değişti, gelişti, yükseldi. Çin'deki ayaklanmalar, Batı karşıtı hareketler, Osmanlı'da başlayan milliyetçilik hareketleri böyle bir dönemi, böyle bir Batı değerlerini benimseyenlere örnek olarak. Batı değerleri deyince ulus devlet, plebisit dediğimiz ulusların kendi yönetme hakkı, kendiliğini, kendi vatanını, kendi sınırlarına sahip olma, kendi devletini kurma. Bu ulus devlet düşüncesi. Aynı dile sahip olan insanların aynı toprak parçası içerisinde bulunması. Kapitalizm de bunu gerektiriyor idi. Kapitalizm, piyasa ekonomisi, ulus devlet, demokrasi bunlar hep birbiriyle
aslında eşgüdümlü, birbiriyle uyumlu diyebileceğimiz kavramlar ifade ediyor. Batının, Batı dışı ülkelerde Batının siyasal ekonomik nüfuzuna son vererek ulusal bağımsızlığı hedefleyen hareketler Osmanlı döneminde 1889'da İttihat ve Terakki ve 1885'te Hindistan Ulusal Kongresi olarak Batı dışında. Bu da milliyetçiliğin başka bir yönü. Çünkü burada da 100 yıl önceki iktidar, İttihatçılar, bunlar da aslında bir tür milliyetçiler, ulus devletçiler, yani Türk eksenli, Türk kimliği bazlı oluşumlar olarak karşımıza çıktı. Başka bir şey, buranın önemli unsuru, geçen hafta bahsettiğim rızaya dayalı meşruiyet, aydınlanmadaki önemli unsurlardan birisiydi bu. İlahi egemenliğe son verip rızaya dayalı bir egemenlik üzerine dayalıydı, dayandırılmaya çalışılıyordu siyasal sistem. Ve böylece toplum rızası alınması gereken bir merci haline dönüşüldü. Meşruiyet kaynağı buradan alındı. İdeolojik hegemonya araçlarının kullanımı artık nitelik açısından, içerik ve nicelik açısından, sayısal açıdan büyük ölçüde değişmeye başladı. Bu bir siyasal iletişim dilinin de değiştiği anlamına geliyordu. Sadece siyasal ekonomik devrimler mi oldu 20. yüzyıla doğru girerken, Batı değerleri, Batı merkezi dünya ortaya çıkarken? Hayır, aynı zamanda sanat devrimi, mesela Fransız İhtilali ardından 1830 ve 1848 ayaklanmaların ardından Paris bir resim sanatında değişim rüzgarlarına maruz kaldı. Pissarro, Monet, Renoir, Degas gibi izlenimciler resmi bir görüntünün düşüncenin dolaysız anlatımı olmaktan çıkarıp ressamda yarattığı izlenimi yansıtma hedeflediler. İzlenim. Bu anahtar kelime. Bu dışa vurumculuk veya kübizm dediğimiz bir akımı doğurdu. 20. yüzyıl başlarında siyasal, ekonomik, toplumsal sarsıntının sanatta ortaya çıkardığı yansıma. Bunlar eleştirel ve karamsar bakış açısı yansıtan yapıtlar. Sahipler sanatta değil, toplumda da egemen geleneklere ve biçimlere bir başkaldırı ifade ettiler. Ve yapıları, değerleri parçalanmakta olan dünyayı yansıtır şekilde Rönesans'tan beri hakim olan perspektif anlayışını yıktılar. Gerçekliği parçalayıp yeni gerçeklik yaratmaya doğru evrildiler. İşte onlardan birisi Picasso'nun gitar çalan adam kübizm resmi ve Paris'te ortaya çıkan bir sanat akımı iki boyutlu desenle hacim duygusu arasındaki çatışmayı çözme arayışı. Kompleks ve karmaşık yapı derken işte anlatmaya çalıştığım şey bu sanattaki kısmı buydu. Dışa vurumculuk da içsel dünyayı yansıtıyor. Dışa vurumcu sanat. 20. yüzyıl başında sadece resim anlamında değil, edebiyatta da, tiyatroda, mimaride, sinemada da etkili olan bir şey. Kokoşka'nın Prag resmi böyle bir şey ifade ediyor. Dışa vurumcu edebiyatın beş felsefi direği esinlendiği direkt İsa, Darwin, Nietzsche, Marx ve Freud. Bunların hepsinin üzerinde kısa duracağız. Bu edebiyatta okuru eğlendirmek ya da hoş duygular vermek değil, insanları şaşırtmak asıl amaç ve uyuşukluktan kurtarmak, gelecek kaygılarını paylaşmak. Yani bir çeşit intibah romanı da vardır. Biliyorsunuz bizde yazılmış olan, bu da uyanışı gösterir. Temsilcilerden bir tanesi Kafka. Bu da ölümden sonra yayınlanıyor. Pek çok eserim. Bu yüzyıl başında bireyin yaşadığı yabancılaşmayı, kapitalizm eksenli, kural ve kurumlar arasındaki karşısında çaresizliğini, yalnızlığını ve bununla ilgili mücadelesini davası vardır. Meşhur Şato romanı vardır. Ceza sömürgesi, değişim öyküleri vardır Kafka'nın. Başka bir şey burada, psikanaliz, yani insanı tanıma bu. Freud eksenli bir
akım, psikanaliz akımı, sanatta bireyin sanatçının içsel dünyasına odaklanıyor dışa vurumculuk. Yine aynı dönemde bireyin iç dünyasını öne çıkaran bir yaklaşım, psikanalitik yaklaşım, kurumsallaşıyor. Ve zihnin aydınlanmacıların inanmayı reddettikleri kadar denetlenebilir bir yapı olmadığını gösteriyor. Ve Freud burada psikanalitik okulu kuruyor 20. yüzyıl boyunca. Halen de günümüze kadar da pek çok konuyu açıklama konusunda Freud'den destek alabiliriz. Meşhur Jung bir başkadır şeyinde dizisinde de izlemişsinizdir. Jung diye bir bilim adamı var mı abla? Şeklinde Meryem'in sorduğu soruya kaynaklık eden adam. Bu da Viyana'daki Psikanaliz Derneği kurucularından Freud'le görüş ayrına düşüyor ama psikanalitin en öncü okul Jungcu okul, bu da bir bakış açısını, insan tanımaya yönelik orijinal bakış açısını sunuyor. Marconi, diğer taraftan bilim, 20. yüzyılın başı, telsiz mesajı iletiliyor ilk defa ve elektromanyetik dalgaları uzağa ulaştıran radyoyu icat eden kişi oluyor, Marconi. Radyolardan bir tanesinin markasının adı da galiba Marconi'ydi. Bu ilginç bir kadın Marie Curie radyoaktivite üzerinde çalışıyor. Önce eşiyle Nobel Fizik Ödülü alıyor. Sonra da ilk kadın akademisyen olarak fizik kürsüsüne seçiliyor. Yine ilk kadın olarak Nobel Kimya Ödülünü alıyor. Bu hayatını bilimsel gelişme adayan ve bilim için ölen kadın diye geçer tarihe. Çünkü bu radyoaktif dalgaları bulduktan sonra bunun insan vücudunda bir zarar, ziyan oluşturmayacağını düşünüyor ama tahrip oluyor vücudu ve kadın ölüyor genç yaşta. Bilim şehidi falan dersek bu o kategoriye dahil ediliyor. Şimdi bilimsel gelişmeler son hızla giderken diğer taraftan sosyolojik bir evrim var. Sosyolojik evrim en önemli kısmı SSCB. Ekim devrim dediğim şey Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulması. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda burada bir soğuk savaşı başlatacak iki kutuplu dünya düşüncesini başlatabilecek bir gelişmeye işaret ediyordu. Ekim devrimi Fransız devriminin ve 19. sanayi devriminin bir sonucu. Niye oldu sanayi devrimi? Çünkü kapitalist düzen inşa ediliyor. Liberal kapitalist düzen. Buna bir başkaldırı diyebiliriz. Yarı sanayileşmiş, yarı gelişmiş bir ülke olan Çarlık Rusyası'nda ortaya çıkıyor. Ve iki kutuplu dünya, soğuk savaş ve ABD'ye bir rakip haline gelmeye başlıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Buranın önemi nedir? Lenin öncülerinden meşhur emperyalizm teorisinin teorisyeni Bolşevik Partisi Çarlık düzenini yıkıyor. Ve buradaki mevzu bu Eisenstein Sovyet sinema yönetmeni Potemkin zırhlısı dünya sineması yapıtları arasında Rus devrimi sırasında askerlerin ayaklanmasını anlatıyor. Mayakovski bu devrimin sanat kısmı, devrimin şairi, Rus fütürizmi gelecek bilimcisi, bunun temsilcilerinden bir tanesi, şiiri günlük dilde okumaya yaygınlaştırmaya çalışıyor. Yine Sovyet devriminin simgelerinden Kandinsky, sarı, kırmızı, mavi, soyut resmi yaratıcısı Almanya'da başlıyor resme. Rusya dönüyor sonra devrim sonrasında, Sovyet devrimi sonrasında. Sovyet sanatının sosyalist gerçekliğe yönelmesinden sonra önce Almanya gidiyor. Sonra da Paris'e, yani sloganlara yöneldiği zaman buradan gidiyor. Ve burada sosyalist gerçeklik meselesi şeyi Kandinsky'yi şeyden uzaklaştıran devrim sonrası dönemde güç kazanıyor. Nazi Almanya'sında görülen neoklasik üslubun izlerini taşıyor. Propaganda. Ve sanatçı bu propaganda işini gören bir araçtır.
bunun üzerinde daha fazla şey var. Bu propaganda araçları Batı dünyasında özellikle ABD nezdinde Sovyetlerdeki sert halk şeklinde simgelenen sağlam, güçlü, makinalaşmış ama ABD'de de yine güçlü beden ve olağanüstü süpermenlerle temsil ediyor. Bunun daha sonraki versiyonlarının çoğunu biliyorsunuz. Iron Man'leri, bilmem ne menleri falan, bütün bunların tamamını ömrümüz izleyerek bu güçlü adam figürünün burnumuza dayatılmasıyla geçti. Aspirin, bu toplumsallaşmanın, küreselleşmenin aslında unsurlarından birisi. İlacın küreselleşmesi diyebilirsiniz buna. 1900'de üretiliyor. Bayer firması, Felix Hoffmann bir kimyager kuruyor. Mucize ilaç, yılda 120 milyar tablet, sanki bir besin gibi tüketiliyor. 20. yüzyılın simgelerinden bir tanesi. Ve hemen Birinci Dünya Savaşı. Bu savaş büyük bir felaket, büyük bir yıkım. Ve savaşı izleyen 10 yılda savaş dönemi öncesine hasret rüzgarları, hasret türküleri söyleniyor. Ve 1930 buhranı ile sonuçlanıyor savaş sonrası dönem. 1930 buhranı liberal kapitalist rejim, Batı merkezli sisteme karşı kuşkular doğuruyor insanların ve diğer toplumların, ülkelerin nezdinde. Bu güvensizlik meselesi iktisadi paradigmayı da değiştiriyor, biliyorsunuz makro derslerinde. Bildiğiniz gibi Keynes'i ortaya çıkarıyor. Klasik iktisatçıların varsayımlarının geçersizliğini vurguluyor. İşte aşağıya doğru esnekliğin olmadığını, yukarıya doğru olur ama aşağı doğru esnek, kendiliğinden dengenin ortaya çıkmayacağını, işte Keynes çıktı uzun dönemde hepimiz öleceğiz diyor. Dolayısıyla uzun dönemde dengelerin tekrar kendiliğinden yerine gelmesini beklemenin anlamsızlığını, müdahalenin şart olduğunu falan vurguluyor. Bunları makro derslerinde bol bol görüyor olmalısınız. Dönemin önemli bir özelliği üretim sistemleriyle ilgili Fordizm. Amerikan ekonomisinin otomotiv merkezli üretim mekanizasyonu fikri, üretimi küçük parçalara ayırıyor, bant sistemiyle verimlilik artışı sağlamaya çalışıyor. Ama buna yönelik eleştiriler var. Bu emeğin yabancılaşmasına oluşuyor. Bu Marx'ın bir tabiridir. Marksist tabirde bu yabancılaştırıcı nesneler, iktisatçılar, bütün sanatçılar eleştiriyor işte. Charlie Chaplin bunu eleştirenlerden bir tanesi. Ve halen günümüzde izlemeye değer, zevkli izleyeceğiniz çok kaliteli, yani 20. yüzyılın sinema dahilerinden bir tanesi diyebiliriz. 20'lerin 30'ların koşulları içerisinde bu filmler çevriliyor. Sessiz sinema tadında, müzikle seslendiriliyor. Modern zamanlar, Modern Times, The Great Dictator gibi filmler bu anlamda izlenmeye değer. Başka güzel filmler de var. Einstein. Einstein döneme, fizik meselesine, döneme bilim açısından bakışı değiştiriyor. Ve relativite kuramı, görelilik kuramı, fizik dünyasını büyük oranda temelinden sarsıyor. Ve Einstein dönemin modunu değiştiriyor. Bu bilimsel anlamda edebiyatta da Agatha Christie ile başlayan popüler edebiyatın ya da 100 milyondan fazla polisiye romanının satıldığı, bir romanın satıldığı dünyada bir kişi ve hala bunların popülerliğini koruduğunu söyleyebiliriz. 20. yüzyılın başında Amerikan ekonomisi savaş sonrası dönemde hızlı bir şekilde artış trendine girerken, savaştan doğrudan etkilenmeyen Latin Amerika, ABD karşıtı rağmen Amerika'nın arka bahçesi olarak varlığını sürdürüyor. 1930'larda işte bu Püriten yaşamı ifade eden, Püritenliği yansıtan bir resim Amerikan yaşam tarzını gösteriyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru biliyorsunuz şey, güç merkezi olarak ortaya çıkıyor. Kuzey-Güney Savaşı da 1880'lerde, 85'lerde falan bittiğini varsayarsak, ondan sonra artık bir güç, tek bir blok haline gelmeye başlıyor. İçki yasağına karşı Al Capone
gibi efsaneler ve kaçırmadan mahkum edilen çete ve mafya savaşları. Bunlar 30'ların dünyasında bir şeyi gösteriyor. Baba filmi aslında güzel, daha iyi yansıtır bunu. Baba filmi izleyebilirsiniz. Bir de resimli radyo, Vizyon Tele ya da televizyon meselesi var. 1920'lerde icat ediliyor ve 1950'lerde bütün dünyayı değiştiriyor. Sihirli kutu diyebiliyoruz. Diyebiliriz bunu ya da diyebiliriz. Her şeyi değiştiriyor. Siyaseti, sinemayı, kültürü, aile yaşamını. ABD yaşamında, ABD merkezli dünya fikrinde, dünya edebiyatında Hemingway'leri, Steinbeck'leri ve McCullers'leri 1950'lerde Güney geleneği olarak ortaya çıkarıyor. Güney geleneği dediğimiz sistem. Eserleri bunların. Orta Doğu bir parça haline gelmeye başlıyor. Dünya politikasında yavaş yavaş. Eski sömürgeler diyebiliriz buna. Irak, Filistin, Ürdün'ü İngiltere'ye bağışlayan 1930'lardan bahsediyorum. Milletler Cemiyeti. Suriye, Lübnan'ı Fransa yönetimine bağışlayan, bırakılan dönemde. Sömürgeler savaş sonrasında 1946 Suriye mesela. Bağımsızlığın, Cumhuriyet'in kurulduğu. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu yıl. Sömürgeler savaş sonrasında bağımsızlık mücadelesine giriyor. Diğer yandan 1789 devrimi ve 1900'lerin ortalarındaki devrimlerin 20. yüzyılın ikinci yarısında itibaren ortaya çıkan yeni yansımalar. En önemli bağımsızlık hareketi Hindistan'da. Nüfus büyük. İngilizler birkaç yüzyıldır hakimler. İngilizlere karşı Gandhi, Mahatma Gandhi önderliğinde Ulusal Kongre İngiliz egemenliğini sarsacak kitlesel eylemler yapıyor. Sadece burada değil, Asya'da, Afrika'da da sömürgelerde milliyetçi hareketler yaygınlaşıyor. Yeni bir milliyetçi dalga. Tabii 19. yüzyıl milliyetçilik dalgası o dönemde ulus devletler yaratırken 20. yüzyıldaki dalgalarda yeni ulus devletler yaratma eğiliminde. Bu kapitalizmin aslında gelişme çizgisinin devam edeceğini, rotasına devam edeceğini, devam etmek istediğini gösteren bir gelişmeye de atıfta bulunuyor. 30'ların en büyük hikayesi neydi? Büyük bunalımdı ve dünya ekonomik sisteminin çökmesiydi. 14 milyon sadece ABD'de işsiz insanın ortaya çıktığını düşünün. Amerikan nüfusunun da 1930'larda 100 milyon falan bulmadığını varsayacak olursak nasıl bir tablo ortaya çıkar? Neredeyse nüfusun %15'i gibi bir şey. Yani iş gücüne katılım oranı da değil, iş gücünün de değil, çok yüksek bir işsizlik oranından bahsettiğini söyleyebiliriz. İş gücü ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ve serbest ticaret sistemin, serbest piyasa ekonomisi, uluslararası ticaret, serbest uluslararası ticaret sistemi çöküyor. İngiliz yüzyılının sonu kapitalizmin en büyük buhranı diyebiliriz buna. Ve liberal politikalar yerine ekonomi müdahale etkin olmaya başlıyor. İşte İşçi Partisi seçimlerinde Smokeless Chimneys and Anxious Mothers. Ne var burada? Endişeli anneler. Bir İşçi Partisi'nin bir afişini temsil ediyor. Geçim meselesi, problem meselesi, ekonomik problem plan çıktı. İşte gazap üzümleri, büyük bunalım döneminde ortaya çıkan, hatta bunu işleyen çok güzel yüksek IMDb'li Oscar almış filmler de var. Güneydeki tarım işçilerinin yaşamlarını anlatan Gazap Üzümleri, Steinbeck romanları 1940'larda sinemaya uyarlanıyor. Daha sonra bunların daha iyileri çekiliyor. Bu arada 1930'larda bunalım Batı kapitalist sistemlerini büyük ölçüde çalkantıya maruz bırakırken Sovyetler Birliği buna etkilenmiyor. Çünkü kapalı bir yapı. Ve Batı ülkelerinde yeni arayışlar ortaya çıkıyor. 1930'larda Türkiye'nin sanayi planlarına yönelmesinde 33'teki 38 arasındaki birinci 5 yıllık sanayi planının arkasında yatan nedenlerden bir tanesi de budur. Sovyet planlarından etkilenme. Türkiye'nin 28'de başlıyor onlar planlamaya.
bütün dünya liberal bir çizgide medet umarken işte altın para rejimine dönüşler falan var savaş sonrası dönemde. Ama buhranla bu engellenmiş oluyor. Sovyetler bile bunu etkilemiyor. Önemli bir gelişme. Keynes kapitalizmi kurtaran bir kurtarıcı olarak çıkıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da refah devleti aşamasında da aynı politikalarla Batı'nın sosyalizm tehlikesine karşı kendini korumaya alması, gardını almasına eden okulun temsilcisi. Sizliği kendisi çözmüyor. Ne yapacak? Devlet alacak. Önlemler alacak. Böyle anlatmak istedim. Keynes'in bu müdahalenin içeriğini, koşullarını, eksik istihdam koşullarında ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsediyor. Durdu mu? Ne yaptı anladım. Sistem kesiliyor bir de arada sırada. Yavaşlıyor, artıyor. Evet. Fazla mı gittik bu sefer de? Evet, çok yavaşladı. Sizde de var mı yavaşlık? Hey, there. Sizde iyi. Sizde vaziyet iyi. Peki o zaman. Hepiniz rahatsanız problem yok demektir. Şimdi bu dönemin ekonomik problemlerinin ortaya çıkardığı bir sonuç siyasal değişim. Ekonomik problemler aslında siyasal sonuçlar doğuruyor. ABD'de bunun karşılığı New Deal ya da yeni düzen dediğimiz Roosevelt öncülüğünde bir toplumsal sözleşme öneriyor seçimlerde. Ekonomiyi düzenleyen, dağıtan rolünü, devletin dağıtan rolünü ön plana çıkaran ve çalışan sınıfları destekleyen bir şey. İşte Amerikan politikaları biraz devletçiliğe doğru bir geçiş, liberal rejimden bir dönüş çıkarıyor. Pastanın daralmasından kaynaklanan sorun, devalüasyonlar savaşından kaynaklanan sorun, diktatörlüklerin ortaya çıkması. Politik anlamda, yani siyasal, ekonomik anlamda eski döneme artık geri dönmek söz konusu değil. İngiltere, Fransa, ABD, İskandinavya dışında bunlar eski demokrasiler, açık ya da gizli diktatörlükler doğuyor, savaş. Mesela pandeminin etkisi ne olacaktır, günümüzdeki pandeminin etkisi? Muhtemelen bireylerin daha fazla kontrol altına alındığı ve devletin hakim olduğu, baskın olduğu, bireyin özgürlüklerinin ötelendiği, ikinci plana itildiği bir düzen doğuracak. Şimdi 1930'lardaki çatışma sonrasında da açık ve gizli diktatörlükler kuruluyor. Latin Amerika, Doğu Avrupa, Balkanlar, Çin, Japonya baskıcı yönetimler kurmaya başlıyor. Diktatörlükler faşist değil tabii. Ama 30'ların dünyasında faşizm İtalya ve Almanya merkezli olarak ortaya çıkıyor. Bunun 2. Dünya Savaşı'na yol açan yönüyle büyük bir maliyeti dünyaya ödettiğini söyledi. İşte bu Great Dictator'dan bir sahne, Charlie Chaplin'dan Avusturyalı asker olan Hitler'in savaşı kazanarak 33 pardon seçimlerini kazanarak savaş kazanamıyor Allah'tan yönetime geçmesi ve büyük bir çılgınlık ortaya çıkarması hali. Sadece askeri bir proje olarak bakmıyor meseleye. Nazizmin veya faşizmin daha büyük sosyal bir proje içerdiğini söyleyebilirim. Mesela sosyal mühendislik projeleri, dersin girişinde bahsetmiş olduğum mühendislik projeleri. Bu Mussolini 1920'lerde hükümet kurmakla görevlendiriliyor.
ve Nazizmin, faşizmin, İtalyan faşizminin temsilcisi oluyor. Ari ırk propagandası, büyük toplumsal gösteriler, aile idealiyle temsil edilen bir sosyolojik bir vaka ortaya çıkıyor. Mesela işte Sovyet orduları Berlin'i işgal ettikleri zaman, Hitler'in kampını işgal ettikleri zaman o kadar inanmışlar ki kendisine kutsal bir misyon ifa etmişler. Yanındaki insanlar, mesela 10 çocuklu olan yardımcılarından bir tanesi önce çocuklarını götürüyor, zehirliyor. Sonra kendileri de kendilerini öldürüyorlar. Yani düşmanın eline geçmektense ölmeyi tercih eden, böyle gözü kara, Frankenstein'e dönmüş olan insanlar topluluğu inanıyorlar Hitler'in etrafında dünyayı düzelteceklerine ve dünyayı bir kendi istedikleri şekilde biçimlendirebileceklerine yürekte inanıyorlar. Bu şekilde liderlerin etrafında çılgınca hayaller kurarak inanan kitlelerin her dönem var olduğunu biliyoruz ya da tahmin ediyoruz. 30'larda başka bir dünyayı etkileyen şey İspanya'daki iç savaş ve Cumhuriyetçilere karşı General Franco komutasındaki ayaklanma, Cumhuriyetçileri yenmesi ve 1970'lere kadar uzun bir diktatörlük dönemini kurması. Franco diktatörlüğü. Bu diktatörlük bitinceye kadar Avrupa hiç İspanya'ya Avrupa ekonomik topluluğu bağlamında yüz vermiyor. Ve en son diktatörlüğe son verdikten sonra, otoriter yönetimler bittikten sonra 80'lerin başında İspanya ile müzakereler başlatıyor. Ve buraya destek için de bunu ortadan kaldırmak için de İspanya'ya gidenler var. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'ya, Japonya'ya büyük bir yıkım getiriyor. En önemli taraflar burada. Ve iki kutuplu dünya, soğuk savaş düzenini hayata geçiren, 1990'lara kadar devam ettiren bir dönemi başlatıyor. Bu bombardımandan tamamen yok olan şehri Pablo Picasso'nun dramını anlatan resmi, bu fotoğraflar atom bombası kurbanlarının savaşın sonu. Savaş sonrasında okula giden çocukların bir harabe şehri olarak Berlin'i bakmaları, Berlin'e temaşaları sergileniyor. Bir travmatik hal. Her açıdan savaşa taraf olan bütün ülkeleri değişik açılardan etkileyebilecek bir Alman işgalinden sonra Sovyetler Birliği, buradaki milyonlarca ölüm kalanlar, ki savaşın bitmesini büyük bir gün olarak, bayram olarak kutlarlar halen Sovyetler Birliği'nde ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde. Diğer taraftan savaş sonrası dönemde, iki kutuplu dünya döneminde siyasal sistem başka aktörlerle, küresel siyasal sistem başka aktörlerle şekilleniyor. Mesela 50'lerin ortalarında Fidel Castro devrim mücadelesi başlatıyor, cumhuriyet kuruyor. Küba, sonra bu devrim önderlerinden Che Guevara meşhur, 1967'de Bolivya'da dağlarda savaşırken öldürülüyor. Efsanevi bir adam ama yani eline fırsat geçip bakanlık falan yaptığı zaman da çok da matah bir görüntüsü yok. Ama dağlarda öldüğü için efsane kabul ediliyor. Diğer taraftan Avrupa'nın tarzı Amerikan tüketim toplumu dediğimiz bir toplum dünyaya geliyor. Ve Amerikan hayat tarzı yaygınlaşıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Bu savaş sonrası dönemi televizyonda vermiş olduğu şey işte pop dünyasının o zamanki hali, rockçılar, rock dünyası, rock çağı dediğimiz Elvis Presley ile şekillenen, hepsi birbirine benziyor. İşte bizim Kıraç'a bakarsanız bunu görürsünüz, Cem Karaca'ya bakarsanız bunu görürsünüz. Bu büyük bir akım olarak halen varlığını sürdürüyor. Eski değerlerin can çekiştiği, gençlik keşfedildiği bir dönem, İkinci Dünya Savaşı döneminde. Bu siyahi tarza şarkı söyleyen bir beyaz gençlik sembolü haline geliyor. Resim, soyut resime
dönüşüyor Salvador Dali ile. Teenager gençler keşfediliyor burada. Bu yeni nesil James Dean, Eddie Corcoran gibi saçlarını briyantinle, rock and roll, twist, yeni danslarla kendinden geçiyor vesaire derken ABD'den batıya doğru bir özgürlük rüzgarı esiyor. Avrupa'da bu rüzgarı tabii kucağına alıyor. Beatnik kuşağı var. McCarthy'ciliğin egemenliğinde Amerika'da siyasal, estetik, toplumsal arayışlar içindeki kuşağı anlatıyor Beatnik. Bu da temsilcilerini gösteriyor. Beatles, bir şarkıcı grup. Pink Floyd aynı şekilde 20 yıl boyunca dünyaya gidiyor. Rolling Stone bunlardan birisi. Gençlik hareketi, yani böyle bir sosyolojik travma veya sosyolojik hareketler dönemi. Refah devleti, bu da işte sosyal hakları genişleten başka bir olgu. İkinci Dünya Savaşı sonrası merkez ülkelerde ortaya çıkan şey. Devlet, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bir vatandaşlık hakkı olarak yerine getirmeye başlıyor. Bu dönemin sonucu olarak. Ne zamana kadar? 1970'lerde bir kriz dalgası ortaya çıkıncaya kadar, petrol krizi ortaya çıkıncaya kadar. Sosyal hareketleri, yurttaş hakları hareketi, ırk ayrımcılığına karşı 60'larda görüyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Malcolm X'le temsil edilen Kara Panterlerin içerisinden çıkan Müslüman siyahilerin temsilcisi Malcolm X. Aynı ismi tanıyan, aynı ismi taşıyan güzel bir film var. Bunu da izleyebilirsin. Etkileyici bir film. Ne olduğunu anlatıyor. Ve çok kişinin günümüzde belli bir yaş grubunda olan bu yıllarda belli bir yaş grubunda insanın gururla anlat. 68 nesliyiz falan dediği 68 hareketleri, 68 baharı Amerikan üniversitelerinde kampüslerde başlayan Avrupa ve Japonya'ya yayılan 68 kuşağı. Vietnam Savaşı'nı protesto ediyorlar. Askere gitmeyi reddediyorlar. Toplumsal reform istiyorlar. Herkes, öğrenciler kendisini yönetecek. Üniversiteler topluma karşı sorumluluk sahibidirler falan diyerek üniversite direnişini temsil ediyor. Bob Dylan bunların temsilcileri. Vietnam Savaşı'nı ve onları yaşam tarzının geleceğin belirsizliğini protesto eden 1968'deki Paris olayları, bu günümüzdeki sarı yeleklilerin o zamanki dedeleri diyebiliriz belki. Feminizm hareketlerini görüyoruz. Bu da 18. yüzyıldan beri örgütlü bir hareket olarak devam etmesine rağmen 1968'den sonra yeniden ortaya çıkıyor, güçlenmeye başlıyor 68 hareketlerinden sonra. Ve feministlerin, kadınların çalışma, eğitim, siyasal haklarını savunuyor. Özel yaşamdaki ayrımcılığı, cinsiyetçiliği deşifre etmeye ve bunlarla mücadele başladıklarına atıfta bulunuyor. Bu feminist hareketin öncülerinden bir tanesi Simone de Beauvoir, şu felsefe kuramcılarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani siyasal akımlara, düşünce akımlarına ilave olarak feminizmin 68 sonrasında harekete geçtiğini görüyoruz. Aya yolculuk başlıyor. 1960'lardaki rekabet 69'daki aya girişle sonuçlanıyor. Bu da uzay yarışmaları. Ve 60'lar önemli bir özelliği, bağımsızlık hareketleri, özellikle eski sömürgeler ve sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık. Bunların en tipik temsilcilerinden bir tanesi Cezayir Bağımsızlık Savaşı'dır. Fransa'ya karşı. Ve 10 milyondan fazla Fransızın yaşadığı ülke Fransız toprağı sayılıyor. Ve bağımsızlık mücadelesi iç isyan gibi algılanıyor. Fransa'da önemli bölümü de destekliyor mücadeleyi. 62'de Cezayir'in bağımsızlığı kazandığı bir mücadeleyle sonuçlanıyor. Başka yerlerde, Asya'da, Afrika'da, her yerde buna benzer hareketler var. Ve bu sadece siyasal ulus devlet kurma, eski sömürgelerin bağımsız hale gelmesi değil,
Latin Amerika çapında edebiyatın yükselmesi Garcia Marquez gibi, Julio Cortazar gibi, Carlos Fuentes gibi isimler edebiyatta yeni yeni renkler, tatlar oluşturmaya başlıyor. Bu da dünyaca ünlü 70'lerden beri Güney Amerika'yı yansıtan edebi akım var. Pop art kültürü, yüksek sanatın iddialarını klasik dönemdeki reddeden, sanatla yaşam arasında uzak ortadan kaldıran ve o güne kadar sanat konusu olmamış, sıradan, kentsel, gündelik yaşam nesnelerini benimseyen bir kitle kültürü 1960'larda ortaya çıkmaya başlıyor. Buna pop art diyor. Yani popüler sanat demek yani. Şey, Andy Warhol'un bu sanatı temsilen eserleri. 1970'lere geldiğimiz zaman ise 45 sonrası dünya düzenini belirleyen ABD, SSCB ve Vietnam Savaşı, ekonomik darboğaz, silahlanma yarışı gibi 1970'lerde iki süper güçte gücünde daralma. 80'lerde Sovyetler Birliği yavaş yavaş gittikçe birden güçten düşüyor. Afganistan Savaşı ile bu da perçinleniyor neredeyse. Sonra 90'larda da havlu atıyor. Berlin duvarının dağılması, yıkılması 1989'da bitiyor. Şimdi diğer taraftan ABD Sovyetler zayıflarken Japonya, Almanya ve Çin yeni güçler, yeni ekonomik siyasal güçler olarak harekete geçiyor. Yine 70'te önemli bir sorunu petrol krizinde nedenlenen bir tanesidir. Bu Filistin-İsrail çatışmasına yönelik OPEC'in almış olduğu karar sonucu ortaya çıkan bir gelişmeydi. Filistin sorunu da 70'lerin siyasal sorunlarından bir tanesi ve refah dönemi bitiyor. Refah devleti 1970 petrol kriziyle bitiyor. Arkasından bedava yemek yoktur diyen Milton Friedman'ın parasalcı düşüncesi, monetarist bakış açısı, enflasyon öyle ılımlı para basalım, bunun enflasyonist bir etkisi olmaz, eksik istihdamdayız, tam istihdama kadar sorun oluşturmaz şeklinde Keynesyen düşüncenin dağıldığı bir dönem. Enflasyon her zaman her yerde parasal bir olgudur diyor Milton Friedman. Ve 1980'lere kadar devam eden krizin 5-6 yıl sürüyor. Bir sonucu şu oluyor. İkinci sanayi devrimi petrokimyayı, motoru ve petrol enerjisine dayalı bir donanıma sahip iken bunun yerine artık yeni dönemde 80'lerden itibaren öyle bir sektör oluyor ki bu bilişim sektörü veya BIT dediğimiz bilgi iletişim teknolojileri dediğimiz sektör. Bu sektör günümüze kadar devam eden bir yapıyı şekillendiriyor. Sosyolojik, politik, ekonomik yapıyı. Yani şöyle düşünelim. 20 yıl önce belki toplumun %20'sinin cebinde cep telefonu vardı. 10 yıl önce toplumun %50'sinde cep telefonu oldu. Şimdi ise toplumun %90'ının cebinde cep telefonu var. Yaş itibariyle belli bir yaşın üzerindeki herkes bir acuze-i şemta yani yaşlı bir kişiye ulaşıncaya kadar bir ihtiyaç olarak varlığını sürdürüyor. Buradan hava durumuna bakıyorsunuz. Buradan paranızı transfer ediyorsunuz. Buradan başka bir dünya ortaya çıkıyor. Aradığınız her şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Dünya önemli ölçüde bir değişim trendi yaşıyor. İşte bilişim sektörü 80'lerden itibaren başlayan sektör böyle bir evrim sürecini dünyaya hediye etti 20. yüzyılın sonunda. Şimdi başka bir şey, ekonomik anlamda küresel artık her şey act locally nasıldı? Think global ediyor, değil mi? Yani böyle yerel olarak hareket et, küresel düşün. Yani yerel imkanlara bağlı olarak hareket et ama küresel düşün. Ve bilişim sektörü küresel üretim sonucunu doğurdu. İşçilerin yoğunlaştığı büyük fabrikalar ölçeğinde üretim. Gerçi bunlar üçüncü dünyaya taşındı.
30 iş gücü ülkelerine taşındı. Ve ülkeler, bu ülkeler ekonomiyi planlamak ve yönetmek, Batı ülkeleri bunları yönetmekle meşgul olmaya başladı. Küreselleşme böyle bir dünya doğdu. Bunun daha da geniş halini daha sonra duracağız. İnternet bunun önemli araçlarından bir tanesi tabii kuşkusuz. Bunu inkar etmek, kendimizi inkar etmek gibi bir şey olur. Kitlesel kullanım olarak yaygınlaşmaya başladı. Ve her şey burada yeniden belirlendi. İnternet üzerinden propagandalar, internet üzerinden tercihler, internet üzerinden evlenmeler gibi görmediğimiz, duymadığımız insanlarla tanışarak buradan bir gerçek bir yaşamın inşa edildiği bir dönem ortaya çıktı. Sosyolojik bu travmaydı. 20. yüzyıl bu anlamda hiç hayal bile edemeyeceğimiz, yani sanki rüyada birini görmüşsünüz, gidip tanışarak evlenmişsiniz gibi bir sosyolojiye atıfta bulunuyordu. Kuzey-Güney meselesi 1990'larda küreselleşmenin yol açmış olduğu eşitsizlik, sanayi devriminden sonra olduğu gibi ikiye bölüyor. Ve geri kalmış ülkeler, güneyde gelişmiş ülkeler, kuzeyde olacak şekilde genel bir ayrım ortaya çıkıyor. 60'larda da böyle bir ayrım var. Kuzey-Güney çatışmaları ayrım var. 90'lardaki bilişim devrimi, sosyolojik devrim, yeni sosyolojik devrim, bilgi toplumunun ortaya çıkması bunda yol açmış oldu. Böyle bir tablo var. Ve alternatif küreselleşme hareketleri var. Bu gelişmeler dünyanın her yerinde farklı tepkilere yol açıyor. Mesela Meksika'da Zapatistalar, bu güney ülkelerinde ortaya çıkan tepkinin yansıması, bir tür gençlik hareketi diyebiliriz Zapatistalara. Sanatta arayışlar görüyoruz. Kavramsal sanat 80'lerde 90'larda yeniden dönüştü. Video, yeni teknolojiler bu sanatı daha farklı alanlara taşıdı. Video artlar, ucuz kullanılan el kameraları bunları sağladı. Kavramsal sanat ortaya çıktı. Sanatçının kendi bedeninde dahil olmak üzere nesneleri kullanarak ürettiği sanat eserleri sanat kavramını sorgulattırdı. Postmodern sanat düşüncesi var ve burada da eski formların yeni kullanımlarından parçaların yeniden birleştirme, yani modernizmin bir sonraki versiyonu. Türkiye meselesinde bunun karşılığı Sanayi Nefise Mektebi 1880'lerin başında Güzel Sanatlar Akademisi ile modern dönemin başlandığı nokta diyebiliriz. Yüzyıllık bir hikayesi var burada da. İşte Bedir Rahmi Eyüpoğlu'nun mozaiği, Abidin Dino, İbrahim Çallı, Fikret Mualla, Erol Akyavaş gibi isimler, çağdaş ressamlar. İşte bunun Fikret Mualla'nın eseri, Ziyafet, Abidin Dino'nun Çiçeklenme Sergisi ve Otoportre Hali Asaf'ın, Nuri İyem'in isimsiz tablosu ve Erol Akyavaş'ın yine tablosu. Müzik başka bir şeydi. Bizim Osmanlı'dan devraldığımız klasik Türk müziği güçlü bir geleneği var ama bu Cumhuriyet'le beraber sönükleşti. Birkaç önemli temsilci hariç. Bu temsilcilerden isimlerini çok duyduğumuz Alaaddin Yavaşça'dan Mesut Cemil'e, Şerif İşli ve Münir Nurettin Selçuk'a kadar uzanan bir yelpazenin ortaya çıkması 20. yüzyıl koşulları içerisinde söyleyebiliriz. Edebiyatta modern Türk edebiyatının Osmanlı döneminde zirveye varmış divan şiiri, halk şiirinden farklı yeni yollar, arayışlar var. Ahmet Mithat Efendi 19. yüzyılda örneklerini modern tür olarak roman tarzında veriyor. Sonra Halit Ziya Uşaklıgil'le, Reşat Nuri Gültekin'le bu biraz daha belirginleşmeye, pekişmeye ve gelişmeye başlıyor. Batı'dan geç olarak girse de buradaki eserler oldukça güçlü diyebiliriz. Cumhuriyet döneminden önce yazmaya başlayan Yahya Kemal, Erenköy'ün de Bahar, Rintlerin Akşamı, Unutulmaz şiirleriyle 1920'ler 30'lara damgasını vuruyor. Daha sonra Nazım Hikmet, toplumcu gerçek akımın öncüsü, şiirdeki Memleketimden İnsan Manzaraları, Şeyh Bedrettin Destanı gibi şiirler.
Garip akımını görüyoruz. Ardından Orhan Veli ile Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'la gündelik yaşamdan sade bir dil kullanıyorlar. İşte sokak kedisine şiir yazan Orhan Veli. Uyuşamayız, yollarımız ayrı, sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi gibi bir sokağa resmeden bir şiir tarzı. İkinci yeni başlıyor sonra Edip Cansever'le Ece Erhan ve Turgut Uyar'la devam eden şairler. 50'lerde garip akımına tepki, dolaylı ve incelikli anlatımlar, soyut konulardan bahsediyor bu yeni dalgada. Türkiye eksenli roman ve hikayenin yakın dönemdeki İnce Mehmet'le Yaşar Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Refik Halit Karay, Mamı Şevket Esendal, Hüseyin Rahmi Yurtlar, Reşat Nuri Güntekin. Bunlar klasikler. 60'lardan sonra ise Sait Faik'i, Yaşar Kemal'i, Orhan Kemal'i, Müsat Bener, Sevim Burak ve Oğuz Atay. Son dönemin popüler adamlarından bir tanesi özellikle bu Oğuz Atay. Günümüzde ise Orhan Pamuk'la Murat Han Mungar ve Pınar Küri'de temsil edilebilen roman ve hikaye geleneği. Sinemayı Muhsin Ertuğrul başlatıyor. Çok sayıda film döneminde başlıyor. 20. yüzyıl ilk yıllarında. 1950'lerden sonra gelişim trendi gittikçe hızlanıyor. Meşhur Çirkin Kralımız orada. Ve Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı, Yılanların Öcü, Suçlular Aramızda, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz bildiğimiz kişiler. Ve 20. yüzyıl işte 23'teki Türk Bağımsızlık Mücadelesi önderiyle başlıyor. Sonra meclisle, nasyonist hareketlerle, Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelerle, Amerika'daki sosyolojik gelişmelerle, Çin'le, Birleşmiş Milletler'le küresel kurumların inşa edilmesiyle başlayan geniş bir perspektifte 20. yüzyıl Soğuk Savaş'ın sona erdiği dönem, neoliberal politikaların uygulanmaya başladığı dönemle tamamlanıyor. Haftaya küreselleşme konusu üzerinde duracağız. Sonra da bahsettiğim çerçevede İngiliz-Amerikan yüzyılları tartışmalarıyla devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Günlük.